Merhaba, iyi günler. Adım Mert Cömert. Benim bir tane çok merak ettiğim soru var. Türkiye'de neden bu kadar rahat değiliz? Yani işte böyle yolda yürürken neden, yani ne bakıyorsun kardeşim diye böyle bir şey çıkıyor, kavga çıkıyor. Hani böyle daha doğal, daha rahat, daha cool olsak bence daha güzel olur. Yani neden? İşte arkadaşımız, kardeşimiz bedanın çok küçük bir bölümünü fark etmiş. O bile ona yetmiş. Darwinist eğitimde adam karşıdakini hayvan gibi görüyor. Tesadüf sonucu oluşmuş hayvan olarak görüyor. Ve nefret ediyor, sevgisi olmuyor. Yolda hanımlar araba kullanırken acayip saldırganlaşıyor insanlar, ben görüyorum sık sık. Bayağı ters davranıyorlar. Kadınlara sevgi yok, çocuklara sevgi yok. Delikanlılar birbirlerine tahammül edemiyorlar. Kavga için en ufak bir şeyde bahane arıyorlar. Kurşunla birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Bu nasıl halledilir? Allah sevgisi, Allah korkusuyla, iman hakikatleriyle, Kur'an mucizesiyle, Kur'an mucizelerinin anlatımıyla, yani mehdiyetle. Mehdiyetin dışında bir yol olmadan Allah bize gösteriyor. Türkiye'nin neşesi, sevinci imanla gelir. İnsanların bu kadar üstüne gidersen, Darwinist materyalist sistemi insanlara böyle dayarsan, FETÖ bir yandan bastırıyor, İngilizlerin devleti bir yandan bastırıyor. Bu millet bunu kaldırmaz. İnsanlar neşesi kaçtı. Birçok insan saldırganlaştı, genç kızlar korku içinde. Birçok insan korku içerisinde, insanlar büyük bölüm mutlu değil. Böyle olmaz. İman ön plana çıkacak. Kur'an ön plana çıkacak. Darwinist, materyalist, şeytani sistem tamamen ortadan kalkacak. Evet, Darwinizm bilimsel olarak çökmüştür. Ancak ideolojik olarak ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Üstelik bu yasakçı, baskıcı, faşist uygulamalarla yapılmaktadır. Ama artık tüm baskıların sona erdiği yüzyıldayız. Güneş artık doğmuş, insanlığın gerçek aydınlanması başlamıştır. Darwinistler perdeleri sıkı sıkıya kapatıp güneş yok diye direnseler de insanlar bir kere gerçeğin ışığını görmüş durumda. Bu yüzyıl hurafelerin değil, hakikatin yüzyılıdır. Baskıcı ve yasakçı Darwinist zihniyete karşı bilim üstün gelecek, hak ve hakikat mutlaka galip olacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.